Mutluluk hormonu nedir? Mutluluk hormonu salgılayan yiyecekler ve egzersizler nelerdir? Hormonların vücudun genel işleyişinde oynadığı kendine has rolleri bulunur. Günlük yaşanılan duygular ve ruh hali bu hormonlara bağlıdır. Mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotonin hormonu, sinir hücreleri, uyku, iştah, hafıza, öğrenme, cinsel ve sosyal davranışlar için etkilidir. Mutluluk hormonu serotonini artırmada yardımcı bazı besin grupları vardır ve gün içerisinde kendinizi mutlu ve pozitif hissetmek istiyorsanız bu yiyecekleri beslenme listenizden çıkarmamanız gerekiyor. Mutlu olmanızı sağlayan ve ruh halinizi düzene sokan hormonlar birçok bedensel süreçte rol oynayarak kan dolaşımında yer alıyorlar. Mutluluk ve zevk de dahil olmak üzere bu hormonlar iyi hissetmeyi sağlayacak olumlu duyguları geliştirmede etkilidir. Ruh halini düzene sokan ve mutluluğu teşvik etmeye yardımcı olan 4 temel hormon vardır. Eksikliğinde özellikle kadınların daha çok etkilenmesine neden olan mutluluk hormonu serotonin ve diğer 3 hormonu şimdi sizlerle paylaşacağız. Serotonin. Bu hormon, iştah, uyku, uyarılma, sindirim, hafıza ve öğrenme yeteneği gibi bazı davranışların düzelmesine yardımcı olan nörotransmitterdir. Eksikliğinde depresyona sürükleyen bir hormon olarak bilinir. Dopamin. İyi hissetmeyi sağlayan dopamin hormonunun yüksek ya da düşük olması durumunda Parkinson hastalığından söz etmek mümkündür. Özellikle uyuşturucu ve sigara dopamin hormonunun artmasına ve haz duygusunun yoğun hissedilerek bağımlılığa yol açmasına neden olur. Oksitosin. Oksitosin hormonu aşk, sevgi ve mutluluk hormonu olarak bilinir. Bu hormon sarılma, dokunma, sevilme ve arzulanma ile ortaya çıkar. İkili ilişkilerde aşk, sevgi, hoşlanma gibi duygular yoluyla mutluluk salgılar. Eksikliği mutsuzluğa neden olur, yeterli ve dengeli beslenme, egzersiz ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak, oksitosin artırmak için en etkili yöntemlerdir. Endorfin. Endorfin hormonu vücutta ağrı kesici özelliğe sahiptir. Ağrı ve acı gibi duyguları hafifletir ve rahatlama hissi sağlar. Oksitosin ve endorfin hormonu cinsel ilişki esnasında salgılanan zevk hissini de sağlar. Mutluluk hormonu salgılayan yiyecekler nelerdir? Kendinizi daha iyi hissetmek için uyumak, gülmek, dinlenmek, egzersiz yapmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek ya. Kendinizi daha iyi hissetmek için uyumak, gülmek, dinlenmek, egzersiz yapmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek önemli bir yoldur. Öte yandan mutluluk hormonu yediğiniz besinler içerisinde yer alır. Serotonin hormonu eksikliğiyle karşılaşmamak için güneş ışığıyla D vitamini en iyi şekilde almak, stresle baş etmeyi öğrenmek ve bazı besinleri tüketmek gerekiyor. Ve bu besinler yemekten aldığınız zevkin yanı sıra mutluluk hormonu salınımını tetikliyor. Bu nedenle mutluluk hormonunu artırmak istiyorsanız birazdan sayacağım yemekleri besin listenize muhakkak dahil etmeniz gerekiyor. Bal. Bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili olan bal, içerdiği kimyasallar sayesinde depresyonu ortadan kaldırmaya etkili. Balık. Yüksek omega 3 içeren balık, serotonin artırarak mutluluk hissi uyandırıyor. Domates. Kabuğunda yüksek oranda likopen içeren domates, depresyonla ilişkili olan bazı bileşiklerin önlenmesine yardımcı oluyor. Çilek. Başta C vitamini olmak üzere birçok mineral bakımından zengin olan çilek, serotonin hormonunun artmasına destek oluyor. Bitter çikolata. Bitter çikolata diğer sütlü çikolatalar oranla daha az şeker içeriyor ve iyi hissetmeye yardımcı oluyor. Antioksidan açısından zengin olan bitter çikolata mutlu olmayı ve seks hormonlarını aktifleştirmede etkili olduğu biliniyor. Süt ve süt ürünleri. Yoğurt, süt ve peynir gibi besinler kalsiyum ihtiyacını gidermeye yardımcı olur. Ancak fazla kalsiyum tüketmek bedeninizi iyi hissettiren bazı radikalleri serbest bırakır. Kalsiyum ve protein kaynağı olan süt ve süt ürünleri sindirime yardımcı olur ve gün içerisinde daha zinde hissetmenizi sağlar. Yumurta. İçerdiğindeki L-triptofan seviyeleri sayesinde mutluluğu artırmaya destek olur. Ayrıca kolin içeriğiyle genel görünüm ve zihinsel keskinliği iyileştirmede olumlu etkileri vardır. Bunların yanı sıra yumurta, bağışıklık sistemini güçlendiren, meme kanserine karşı etkili ve kalp sağlığı koruyan çok güçlü bir besin kaynağıdır. Egzersiz. Özellikle aerobik egzersizlerinin serotonin düzeylerini artırmada çok etkili olduğu biliniyor. Vücut, spor yaparken kaslarda oluşan acıyı hafifletmek için serotonin üretimini artırıyor. Günde 3 defa yapılan kısa egzersizler oldukça fayda sağlıyor. Bunlara örnek verecek olursak, pilates, tempolu ya da yavaş yürüyüş, yavaş tempolu koşu yapmak, ağırlık kaldırmak,
gerilme egzersizleri, yoga yapmak, yüzmek ve bisiklete binmek gibi aktiviteler serotonin seviyesini artırmada etkili oluyorlar.